Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Şöyle kısaca bir toplamaya çalışacağız Beşiktaş'ın gündemini. Gerçekten de Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Hatta Mete Vardar da, as başkan Mete Vardar da hani ben de gelecek oyuncuları bekliyorum diyor kampta. Demek ki bu hareketlilik yoğun bir şekilde sürüyor, öyle söyleyebiliriz. Tabii Beşiktaş için önemli sorunlardan bir tanesi de 19 olan yabancı sayısını indirmek ve transfer için yol açmak. Yani 8, 9 belki 10 oyuncu göndermeniz lazım ki yeni transferlere bir şekilde kontenjan açılabilsin. Bunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi şöyle devam edelim. Bir kere bu kontenjanın açılabilmesi adına Beşiktaş yurt dışı kampına giderken bazı oyuncuları götürmedi. Kim bunlar? Daniel Amarty, hatta kendine kulüp bul diye de uyarıda bulunuldu. Montero var, Ante Rebic var, Tayfur Bingöl var ve Alex Oxlade-Chamberlain var. Bu kişiler, bu oyunculara kendine kulüp bul demek anlamına geliyor. Belki Amarty'ye doğrudan söylenmiş ama diğerlerine de benzer şekilde iletilmiş olduğunu ortaya koydu Beşiktaş. Şimdi ama bu arada Montero'ya da iki İspanyol kulübü talip oldu. Alaves ve Espanyol, bunlar 2025'te sözleşmesi bitecek olan oyuncuya, Montero'ya talip oldular. Ama şöyle talip oluyorlar: satın alma opsiyonuyla kiralama. Tabii 2025'te sözleşmesi bitecek bir oyuncu için satın alma opsiyonuyla kiralama yapıyorsanız bu satın almanın zorunlu satın alma olması lazım. Aksi takdirde oyuncu bir sene sonra boşa çıkacak ki bu da Beşiktaş'ın işine gelmez diye düşünüyorum. Şimdi şöyle devam edeyim. Semih Kılıçsoy'la ilgili İngiliz basınındaki haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Ve Fulham iddiası da ortaya çıktı. Bunu da söylememiz gerekiyor. Ama Fulham olur mu olmaz mı, buna bakacağız. Tabii bunun için bir zamana ihtiyacımız var. Bu arada Hüseyin Yücel'den bir transfer sortisi daha var. Onunla ilgili de biraz detay vermeye çalışacağız sizlere. Tabii ki Angel Di Maria'yı merak ediyorsunuz. Ve bugün dikkatimi çeken bir gelişme oldu. Bana Marko Arnautovic'i sordunuz. Bir izleyicim sormuş. Tam ismini hatırlamıyorum şu anda. Onunla ilgili de bilgi verelim. İsterseniz önce oradan başlayayım. Hemen sizi merakta bırakmayayım. Marko Arnautovic Inter'de oynuyor biliyorsunuz. Ve oyuncu Beşiktaş'tan bir teklif aldığı bilgisini vurguladı. Ama ben Inter'den ayrılmak istemiyorum dedi. Yani Türkiye'ye gelmek isteğinde değil. Avusturya milli takımının santroforu. Buna karşılık tabii Beşiktaş'ın santrofor bölgesi için düşündüğü adayları var. Ve hatta iki adayı var. Bir de yerli oyuncu planı var. Semih Kılıçsoy giderse. Cenk Tosun'la ilgili gelişmeler şu ana kadar olumlu ilerlemiyor. Onu da özellikle söyleyelim. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için önemli. Ve Angel Di Maria ile ilgili son bilgileri de size aktaralım. Angel Di Maria, Radio Continental'e göre 2 yıllık Beşiktaş sözleşmesini reddetti ya da daha doğrusu kabul etmedi. Rosario Central'le anlaşmak üzere, yani Arjantin'de ülkesinde kalma isteğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bugün de X'te bir hayli haber var kendisiyle ilgili. Milli takımı bırakacağı noktasında, yani bu son turnuva şampiyon olarak bırakmak isterim diye bir düşüncesi olduğunu da söyleyelim. Şampiyonluk deyince hemen şunu da söyleyelim. Süper Kupa ile ilgili Mete Vardar'ın açıklaması var. 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadı'nda
oynanacak diyor. Süper Kupa Beşiktaş'la Galatasaray arasında oynanacak. 3 Ağustos tarihini verdi ama bu tarihle ilgili revizeler olabilir. Onu da özellikle söyleyelim. Tabii ki şunu söylememiz lazım. Santrofor bölgesi için o gövdeli santroforun yanında bir santrofor daha dedik. O da Kevin Carlos iddiası devam ediyor. Iverdon Sports'da oynuyor oyuncu. İspanyol, Nijerya asıllı bir İspanyol oyuncu. Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor ama sonucu henüz netleşmiş değil. Bunu da özellikle vurgulayalım. Şimdi tabii birinci santrofor Ciro Immobile. Onunla ilgili gelişmelerden size bahsedeceğim. Ama öncelikle şu iki orta saha oyuncusundan bir tanesini Beşiktaş'ın öne yazacağını söyleyebiliriz. Bunların arasında öne yazdığı Beşiktaş'ın Salih Özcan. Salih Özcan iki yerli oyuncu, satış listesine konuldu. Ancak bütçe olarak Dortmund belli bir rakam alıp onu transferde kullanmak istiyor. Böyle olunca iş biraz daha transferin sıkıntılı hale gelmesi söz konusu. Buna göre daha uygun fiyatlı bir Okay Yokuşlu var ki Trabzonspor'da talip olmuştu. West Bromwich'in oyuncusu. Ama Beşiktaş kimi istiyor derseniz daha iyi bir kadro kurabilmek adına Salih Özcan'ı öne yazıyor. Ama rakam olarak da ciddi bir sıkıntı olacaktır. Yani iki oyuncu arasında Salih Özcan lehine ya da Beşiktaş'ın aleyhine diyelim daha rakam yüksek, onu özellikle söylememiz gerekiyor. Şimdi stoper konusundaki gelişmeyi de sizlerle paylaşalım. Stoper konusunda söylemiştik daha önce Udokai, yani Felix Udokai, Augsburg'un oyuncusu, hatta İstanbul'a kadar da geldi. 26 yaşında, 7 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri var. Ve hatta şöyle söyleyelim, sözleşmesiyle ilgili de detaylı bilgi verelim. Çünkü Bundesliga'da 150 maça çıkmış değerli bir oyuncu, öyle söyleyebiliriz. O da Nijerya asıllı bir Alman, onu da vurgulayalım. 2025'te de sözleşmesi bitiyor. Yani bir yıl sözleşmesi kalan oyuncu olması nedeniyle 7 milyon euroluk güncel piyasa değerinde daha mütevazı bir rakamla işin çözümlenebilmesinin mümkün olabileceğini söylememiz gerekiyor. Şimdi gelelim santrofor bölgesine. Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bir oyuncu. Tabii bu arada şunu da söylemek lazım. Gabriel Paulista, Rafa Silva, işte Ciro Immobile, Salih Özcan, yani bu isimlere baktığımız zaman gerçekten de yani Beşiktaş kadrosunun revize edildiği takdirde iyi noktaya geleceğini söyleyebiliriz. Tabii kolay bir transfer mi Ciro Immobile? Kolay bir transfer değil. Ancak Beşiktaş tıpkı Rafa Silva'da olduğu gibi bunda da bir Hüseyin Yücel hamlesi yapacak gibi görünüyor. Nitekim Mete Vardar da başkanımız ve ikinci başkanımız bu konuda çalışıyor demişti. Nedir? Ondan bahsedelim. Di Marzio'ya göre Beşiktaş Lazio'ya 2-3 milyon euro civarında bir bonservis ödemesi yapacak. Asıl önemli olan Immobile'yi ikna etmek ki bu noktada kesenin ağzını açtığı bilgisini veriyor. 6 milyon euro maaş, tıpkı Rafa Silva'da olduğu gibi. Yani maliyeti de bu noktada 2 yıllık anlaşma yapılacak. O küçük rakam, belki de 2-3 milyon euroluk rakama ikna edilebilirse bu takdirde işte oyuncunun maliyeti aşağı gelmiş olacak diye düşünüyorlar. Ama sonuç itibariyle 6 milyon euro 2 yıllık sözleşmede, 12 milyon euro işte 3 milyon da verdiğiniz takdirde kabul görürse 15 milyon euroluk bir transfer olacak. Değer mi? Yani 5 oyuncu, 3 oyuncu alacağınıza böyle bir oyuncu, 2 oyuncu alarak yürümek ve onlara parayı vermek daha doğru olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki bir uyum süreci her zaman söz konusu. Gelelim şimdi Lazio'daki gelişmelere. Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani'nin açıklaması var. O diyor Lazio'nun ayrılmaz bir parçası. Resmi bir teklif yok ama Beşiktaş'ın ilgisini duydum diyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz diyor. İşte önümüzdeki günler için Beşiktaş'ın çok bekleme ihtimali yok. O çok fazla beklemek istemiyor. Ve Hüseyin Yücel'in bir transfer sortisini daha izleyebiliriz.
Başkan Claudio Lotito ise o daha değişik. Teklif almadık, kontratı var diyor. Yani teklif gelsin, kontratı da var. Onun ücreti üzerinden konuşmayı yapar, pazarlığı yaparız anlamına gelen bir cümle kurmuş o da. Yani Ciro Immobile'de eğer Beşiktaş çok kararlıysa bu transferi bitirmesi an meselesi ve aldığımız bilgiler çerçevesinde de ikinci başkan Hüseyin Yücel'in bir İtalya çıkarması yapacağını söyleyebiliriz. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.